anlayışı etrafında bir maneviyat odağı olmuş. Çünkü maneviyat değil mi? Şifa için gidişimiz çok somut maddi beklentilerle aynı zamanda. Yani o yöre daha surların inşa edildiği yıllarda Bizans döneminde yeşilliğiyle ve tarıma müsaitliğiyle bilinen bir alan ve tarımcılığın Bizans döneminde, Bizans döneminin en erken yüzyıllarına, 5. 6. yüzyılına gittiğini biliyoruz. Bostan şeklini alması sanırım biraz daha geç oluyor. Ama fark etmez yani sonuç olarak şehir ve tarımdan bahsediyorsak 1600 yıllık dememiz çok doğru. Spesifik, özgün olarak bostan formundan bahsediyorsak belki İstanbul Osmanlılar tarafından fethinden sonrasını daha doğrudan konuşabiliriz. Çünkü fetihten sonra surlar büyük çapta savunma fonksiyonunu yitiriyorlar. Birçok Osmanlı şehrinde olduğu gibi. Savunma fonksiyonunu yitirmiş. Zaten bereketli şifalı bir su kültü var. Meskun değil alan. Zaten tarım geleneği var. Bostan daha bir modern girişimci anlayışla Alexander Shokov'un kendi çalışmalarında Ayhan Hanım, onlar da grubumuzun parçaları, arşiv çalışmalarına ile ortaya koyduğu üzere 16-17. yüzyıllarda girişimci bir anlayışla yeni ürünlere mesela enginarla tanıştırıyorlar İstanbul'u. Enginar 17. yüzyılda yeni bir şey olarak geliyor ve gelir gelmez patlıyor. Bayrampaşa enginarı dediğimiz şimdi Bayrampaşa semtinden değil, o semte de adını veren Bayrampaşa isimli vezirin bostanından. Daha da örnekler verelim. Yedikule marulları malum. kendi nebat, kendi bitki kültürünü yaratmış, kendi türlerini yaratmış, İstanbul'a has lezzetler üretmiş bir bostancılık. En azından 17. yüzyıldan beri yakından takip edebildiğimiz bir şey. 18. yüzyılda parselleriyle görüyoruz arşivde. Ve bugün duran parseller bir kısmı. İsmail Paşa, Moloz dökülen gibi gibi.